Merhabalar sevgili arkadaşlar. 4 Kasım Pazartesi gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Gün genelinde coşkulu, biraz daha heyecanlı, biraz daha kıpır kıpır bir enerjide olabileceğimiz, sosyalleşmek isteyeceğimiz, biraz daha böyle cana yakın enerjilerde olabileceğimiz, çocuksu enerjilerin hakim olduğu bir gün diyebiliriz. Özgürlüğümüzde düşkün olacağız. Keyif almak isteyeceğiz, hayattan keyif almak isteyeceğiz, rahat olmak isteyeceğiz. Biraz bu tarz enerjilerin söz konusu olduğu bir gün. Biraz sadece konuşma üslubumuzda ya da konuştuklarımıza dikkat etmemiz de gerek var bugün için. Biraz böyle patavatsızca konuşmalar söz konusu olacaktır diyebiliriz. Sağlık açısından sinir sistemleri, bacaklar ve kalçalar hassas olacak. Aynı zamanda sabah saatlerinde biraz engellenmeler, gecikmeler, zorlanmalar, kısıtlanmalar ya da işte trafikte kalmalar, trafikte sorun yaşamak ya da uykuda kalmak. Bu tarz yani engellere, baskılara, gecikmelere maruz kalabileceğimiz bir günden bahsediyorum bugün için. Öncelikle bugün Mars Aslan Burcu'na geçiş yapacak ve Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi bizi hareketlendirecek sevgili arkadaşlar. Biraz daha yönetici pozisyonunda olmak ya da yöneticilerimizle, patronlarımızla ve aynı zamanda organizasyon yeteneğimizin de yüksek olabileceği zamanlar ya da bu tarz işlerle uğraşan kişiler var ise yine bu konularla ilgili bir hareket ve eylem zamanı diyebiliriz. Mars'ın Aslan Burcu'nda olması askeri ve polislerle alakalı da özellikle de askeri ve devletle ilgili konuları da hareketlendirecek diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani Türkiye açısından da hareketli bir döneme geçiş yapacağız. Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesi yönetmek, yönetici olmak, organizasyon içinde olmak, biraz daha elimizi taşın altına koyabileceğimiz, harekete geçmekten çekinmeyeceğimiz, oyunu başlatacağımız, ilk topu atan biz olabiliriz sevgili arkadaşlar. Yani bu tarz bir enerji, evet Türkiye açısından böyle ama kendi hayatlarımız açısından da böyle. Peki kendi hayatlarımız açısından nasıl olacak diyebiliriz? Özellikle de doğum haritanızda Aslan Burcu teması hangi hayat alanınıza denk geliyorsa o hayat alanınızla ilgili hareket, eylem ve savaşmak, mücadele etmek, elinizi taşın altına koymak gibi durumlar söz konusu olacaktır gün geneli içinde. Ama sadece bugün içinde zaten Mars Aslan'a geçiyor, uzun bir süre kalacak. Sadece bir güne bağdaştırmayalım bu durumu. Aynı zamanda yine otorite figürlerinden, önemli kişilerden, hayatımızdaki büyüklerden yani gerek aile büyüğü olabilir, gerek eşiniz olabilir ya da önem verdiğiniz kişilerden destekler de görebileceğimiz bir gün diyebilirim gün genelinde. Alışveriş kısmında biraz sıkıntılar yaşayabiliriz, abartıya kaçabiliriz. Her şeyi abartacağız, yeme içmeyi abartacağız, alışverişi abartacağız. Dışarıya çıktıysak eve gelmek bilmeyeceğiz. Bir abartı söz konusu sevgili arkadaşlar ve zıtlıklar söz konusu. Keyfimiz kaçabilir, onu söyleyebilirim. Abartmaktan keyfimiz kaçabilir. Sağlık açısından da biraz daha böyle şifa ve şifa konularına yönelebileceğimiz, aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmek isteyebileceğimiz bir gün diyebilirim bugün için. Grup faaliyetlerinde bulunabiliriz sevgili arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyebilirim. Gruplarla beraber ön planda olmak, lider olma, kararlı ve güçlü olma, bu tarz enerjilerin söz konusu olduğu, entelektüel yönümüzün ortaya çıkabileceği gibi enerjiler söz konusu gibi görünüyor. Özellikle cesaret, güçlü ve tutkulu olmakla ilgili de bazı
durumların arasında, konuların arasında kalabiliriz. Yani öyle bir konu olur, öyle bir durum olur ve cesaret ve tutkulu ve gücümüzle, özellikle de öncelik olarak cesaretimizi ve özgüvenimizin yerinde olabileceği ve hareket edebileceğimiz bir durum söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, zehirlenme durumlarına dikkat etmenizde fayda var. Başka ne söyleyebilirim? Hava durumu olarak da fırtınalar söz konusu olabilir, su baskınları olabilir, gemi kazaları olabilir, yangınlar söz konusu gibi görünüyor bugün diyebiliriz. Aynı zamanda bazı, yani tabii ki Türkiye için demiyorum bunu, dünya açısından da depremle ilgili de bazı haberler duyabiliriz gün geneli içinde. Başka ne söyleyebilirim? Bir de kaybetmek. Bazı konuları, yani hayatımızda birini kaybetmek ya da bir durumu, bir olayı, parayı, arkadaşlığı, işi, gücü, neyse artık, burada bir kaybetme enerjisinin hakim olduğu bir gün. Ama bu kaybetmeyi onurlu ve güçlü bir şekilde hazmetmeyi öğrenme gibi de bir durum söz konusu olacak. Evet, bir şeyler kaybedebiliriz ama bu kaybetmeyi biraz daha gururlu bir şekilde, onurlu bir şekilde, olsun ben yeniden başlarım, olsun ben yeniden kazanırım diyebileceğimiz etkilerin söz konusu olduğu bir gün diyebilirim. Pekala, günün olumlu enerjilerinden faydalanabilecek olan burçlar: Aslan burcu, Koç burcu ve Yay burcu günün olumlu enerjilerinden faydalanabilirken, Balık burcu, İkizler burcu ve Başak burcu günün zorlanan burçları arasında yer almakta diyebiliriz. Evet, 4 Kasım Pazartesi diyoruz. 4 Kasım Pazartesi gününün enerjisinden bahsedelim. Asaların dörtlüsü geldi sevgili arkadaşlar. Pazartesi günü bir araya gelmek, uzlaşmak, anlaşmak gibi enerjilerin söz konusu olduğunu gösteriyor. Mutlu olabileceğimiz bir durum var burada sevgili arkadaşlar. Evet, yine eylem ve hareketin, hızlı haberler almanın, hızlı hareket etmenin bir günü diyebiliriz bugün içinde. Diğer mesaj kartımız: İnançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, gireceğin savaşları akıllıca seç. Ki zaten Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle biz savaş içinde olacağız aynı zamanda. Ama bu gireceğimiz savaşlar, gerek sevgili arkadaşlar fikir, gerek planlar, gerek projeler, gerek düşünceler, gerek kendi enerjimizle alakalı bir durum ve kendini savunacağız. Yani buradaki gelen mesaj kartı diyor ki kendini savun diyor ve ateş yedilisi. Asaların dörtlüsü ve Ay da sevgili arkadaşlar Yay burcunda ateş elementi. Mars Aslan'a geçiyor, yine ateş elementi. Gökyüzünde bir ateş elementinin enerjisinin yoğun olduğu bir gün diyebilirim. Ve buradaki gelen mesaj kartı da aynı keza ateş elementinin yoğun olduğunu gösteriyor. Ateş elementi bir an önce olunabileceğini, harekete geçireceğini, eyleme geçireceğini, o beklenilen durumların biteceğini ve bir şekilde olayların hızlı bir şekilde gelişeceğini bahseder bize ve gelen mesajların da bu yönde olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar, ki Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle de aynı durum tetiklenecek gibi görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar, günün enerjisi bu yönde. O zaman sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.